3. Diyokest'e hoş geldiniz. Bu seferki konumuz 1400 yıldır kimse bilemedi de sen mi bildin sorusu. Çünkü bu soruyu hem inanmayanlara hem de inançlı insanlara söylüyorlar. Yani 50 yıldır İslam'ı araştırıyor olsanız bile eğer radikal fikirleriniz varsa ne bileyim bilimsel İslam ya da başka türlü bir İslam anlayışınız varsa hemen ya bu kadar alim geldi geçti kimse anlayamadı sen mi anlıyorsun? Bir tek sen mi akıllısın diyorlar ve bunu Yaşar Nuriye, Mehmet Okuyan'a veya Caner Taslaman gibi insanlara da söylüyorlar. Ehli sünnetçi diyebileceğimiz tipler veya İslamiyet'in genel inancına uygun kişiler böyle azınlık görüşleri veya farklı yorumları niyeyse işte bu adamlar kendini akıllı zannediyor. 1400 yıldır kimse bunları düşünemiyor. Bunlar da gelmiş kendilerince dini yorumluyor diyerek küçümsüyorlar. Genellikle bu sözleri daha çok inançlı insanlar duyuyor. Çünkü kimse gidip de bir ateiste ya 1400 yıldır kimse bilemedi falan filan demiyor. Çünkü zaten bir ateistin veya deistin oturup dinle alakalı yorum yapmasına gerek yok. Ama eğer inanıyorsanız inancınızı gündeme göre, bilime göre veya bir takım etkenlere göre yorumlamanız gerekiyor. E ne kadar yorumlarsanız o kadar yeni görüş, o kadar aykırı tutum veya o kadar eleştirilebilecek bir şeyler sunmuş oluyorsunuz ve 1400 yıldır kimse bilemedi de sen mi bildin sorusuna maruz kalıyorsunuz ki genellikle bunu söyleyenler zaten yobaz tipler oluyor ama bunu muhtemelen bütün inançlı insanlar kendi gibi düşünmeyen herkese karşı söylüyorlar bugün bir cemaatteki bir görüşteki bir inançlı başka birine göre o gerçek Müslüman değil o Kur'an'ı tam olarak anlamadı diyor. E diğer azınlık görüşlerde çoğunluğun görüşüne karşı aynı şeyi söylüyorlar. İşte bunlar gelenekçilik yapıyor bunlar oturmuş da ataları ne yapıyorsa onu taklit ediyor vesaire vesaire. Fark ettiyseniz bu video aslında inançlı insanların daha çok işine yarayacak çünkü dediğim gibi inanmayanlar zaten bununla pek ilgilenmiyorlar. Yani isteyen istediği gibi düşünebilir, yorumlayabilir, kendi inancının mutlak gerçek olduğunu söyleyebilir. 1400 yıldır kimsenin anlamadığı bir şeyi anladığını iddia edebilir. Orasına karışmıyorum çünkü burada inancı tartışmıyoruz. Bu soruyu tartışıyoruz ve soru basit ve hatta saçma bir soru olduğu için cevapları da basit olacak ve podcast'i çok da uzun tutmayacağım. İlk önce şu 1400 yıldır kimse bilemedi mi muhabbetinin çok da yeni bir şey olmadığını anlamak lazım. Hatta 1400 yıldır aynı şeyler sürekli söyleniyor. 1400 yıldır yorum getiren herkese aynı şeyleri söylüyorlar. Aynı şekilde susturmaya çalışıyorlar ve bunun hiçbir faydası yok. Bunun niye faydası olmadığını zaten konuşacağız ama önce başka bir konuya bakmak istiyorum. Çünkü malum burada dini anlamaktan bahsediyoruz. Ki bu tavrın klişelerinden biri genellikle işte Arapça bilmek konusu. Birisi eğer dini eleştiriyorsa hemen Arapça biliyor musun? Neye göre konuşuyorsun falan diyorlar. Ama eğer eleştirmeyeceksen, sadece inanacaksan veya savunacaksan Arapça bilmeye gerek kalmıyor. Hatta Arapça bilmediği halde Kur'an'dan mucize uyduran, kendine göre dini bilimselleştiren tiplere usta diyorlar, alim diyorlar veya felsefeci diyorlar. Ama oturup dindeki kusurları göstermeye çalışınca, kendinizce bir şeyleri yakaladığınızda, "Ya o öyle değil, onun başka bir manası var ama bunu anlamak için Arapça biliyor olmak lazım." Sen Arapça bilmeden bu dini eleştirme, yanılgıya düşersin diyorlar. Çok klişe şeyleri konuşuyoruz. Hepinizin de başına gelmiştir muhtemelen. Özellikle benim başıma çok geliyor hani şu Kur'an videosundan sonra. Gelen geçen sen Arapça biliyonda mı konuşuyorsun falan diyor. Ama Arapça bilmediği halde kuantum ve Allah, bilim ve Allah tarzında kitaplar yazanlar niyeyse bu insanlar için bir alim, muhteşem bir deha. Yani burada bir mantık hatası var. Ya kardeşim bak eğer bilmeden inanabiliyorsan Arapça bilmeden tapabiliyorsan hatta Arapça bilmediğin halde Arapça inen bir kitabı savunabiliyorsan hatta ve hatta anlamını bilmediğin halde Arapça dualar ezberleyip bir de onları ibadet sırasında söylüyorsan e bir başkası da Arapça bilmediği halde eleştirebilir, Arapça bilmediği halde inanmayabilir, Arapça bilmediği halde bu kitabın kutsal olmadığını söyleyebilir. Dini övmeye gelince kimse Arapça sormuyor. Sen Arapça biliyor musun da Allah'a tapıyorsun demiyor. Ama eleştirmeye gelince Arapça, Arapça, Arapça. Ve bunu söyleyen adamlar da Arapça bilmiyorlar. Arapçanın kutsal olduğunu veya Arapça bilmenin mecburi olduğunu söyleyenler niyeyse kendisi de Arapça öğrenmiyor. Veya en azından gidiyor Kur'an kursunda Arapça okumayı ezberliyor ama okuduğu şeyin de ne anlama geldiğini bilmiyor. Ha biliyor olsa da pek bir şey değişmeyecek zaten. E düşünün biz Türkiye'de yaşıyoruz, Türküz, Türkçe konuşuyoruz, hayatımız Türkçe ile geçiyor ve Türk okullarına gidiyoruz. Ama çoğumuzun Türkçe dersi zayıf. Dil bilgisi zayıf. Paragraf sorularını çözemiyoruz. Okuduğumuz şeyleri anlayamıyoruz. Bugün raporlara göre 10 kişiden 7'sinin Türkçe dersi zayıf. Yani okuduğu metne anlam vermede, ana fikri yakalamada zayıf bir milletiz. Ki bu sadece bizimle alakalı değil. Yani İngilizler de böyle, İtalyanlar da böyle, Araplar da böyle. Eğer 70 yıl yaşadığın, konuştuğun, içinde büyüdüğün dili bile tam olarak bilmiyorsan, anlayamıyorsan ek bir dil öğrenip bunu tam olarak anladığını iddia etmen de saçma olur. Yani gidip Arapça iki tane cümle kurabildin diye veya gırtlaktan farklı sesler çıkarıp Arap gibi görünebildin diye bu Arapça bildiğini veya Arapça inen bir kitabı tamamen anlamış olduğunu göstermiyor. Zaten öyle olsaydı dini en iyi Araplar yaşardı çünkü adamlar zaten Arap. Ama Arap camiasında da 1400 yıldır bu dini adam akıllı yaşayan yok. Daha doğrusu yaşıyorlar ama biz onlara gerçek Müslüman değil diyoruz. Aynı şekilde Araplar da bizim için ya Türkler gerçek Müslüman değildir diyorlar. Yani burada bir kısır döngü var. Ha şu olabilir yurt dışından gelen biri bizim dilimizi bizden daha iyi konuşabilir. Mesela ben Arnavutum ama Türkçeyi beni Arapça ile eleştiren birçok insandan daha iyi konuşuyorum. Ve Türkçe dersimde muhtemelen hepsinden daha iyi geliyordu. Dolayısıyla belki bizim Türklerden de bazıları çıkıp Arapçayı mükemmel öğrenebilir. Eski Arapçaya vakıf olabilir ve belki de Kur'an'ı çok daha iyi yorumlayabilir. Ama bunu yapmaya kalkanlara da işte o gerçek Müslüman değil, o dini yanlış yorumluyor, o Yahudi ajanı falan diyorlar. Örneğin Yaşar Nuri'ye baktığınız zaman adam 50 yılını Arapçaya vermiş, Kur'an'a vermiş ve adam kendince güncel yorumlar getirmeye çalışmış veya Kur'an'ı günümüze yorumlamış. Ama aynı şekilde Yaşar Nuri için de 1400 yıldır kimse bilemedi de sen mi bildin diyenler vardı. O adamı da eleştirenler vardı. Dolayısıyla burada Arapça bilmek veya 50 yılını Kur'an'a vermek veya hafız olmak hiçbir şeyi değiştirmiyor. Yaşar Nuri tek örnek değil. 1400 yıldır bu din ayakta ve 1400 yıldır 1400 kere bu dine karşı gelindi. 1400 kere bu dinle alakalı yorumlamalar yapıldı. Ve 1400 yıldır da 1400 kere ya kimse bilemedi sen mi bildin denildi. Bugün de böyle söyleniyor yarın da böyle söyleyecekler. Bu tip cahil tipler asla bitmeyecekler. Niye cahil diyorum? Çünkü burada gerçekten de bir cehalet var. Bakın ben sadece inanıyor diye birisini cahil olarak yaftalamıyorum. Yani bu adam inanıyorsa demek ki geri zekalı falan demiyorum öyle bir iddiam yok. Ama inandığı dini bile tam olarak bilmeyip bir de hayatını bu dine adayanlara oturup 1400 yıldır kimse bilememiş diyorsanız eğer bu demek oluyor ki 1400 yıllık bir geleneğe güveniyorsunuz. Kendi dininize değil atanıza, babanıza, amcalarınıza, bin yıl önce yaşamış insanlara güveniyorsunuz. Yani aklınızı çoktan ölmüş tiplere emanet ediyorsunuz. Dolayısıyla pek bir akla sahip değilsiniz bu kadar basit. Biliyorum biraz sert bir podcast oldu veya işte konuştuklarım agresif geliyor olabilir ama ben burada bir zihniyeti eleştiriyorum ve bu zihniyet gerçekten de eleştirilmesi gereken bir zihniyet ki eminim zaten o kafadaki insanlar ben burada ne kadar iyi konuşursam konuşayım anlamayacaklar. Yine başka şekilde yorumlayacaklar ki örneklerini diğer videolarda gördük zaten. Ben burada kafası çalışan tiplere hitap ediyorum. Çünkü biliyorum ki çok ibadet etmese de gerçekten Allah'ına bağlı benim kalbim temiz diyen veya kendince bir anlayış geliştiren tonla insan var ve başka dinleri, dinsizliğe veya başka görüşlere karşı hoşgörülü olan insanlar var. O insanlar zaten çıkıp böyle 1400 yıl muhabbeti yapmıyorlar veya ya madem evrim gerçek o zaman niye şimdiki maymunlar insan olmuyor demiyorlar. Bunu söyleyenler genellikle bazı cemaatlerin müritleri, bazı adamların peşinden giden, kendi aklını kullanamayan tipler. E bunları da eleştirmek gerekiyor. Ben bugün konuştuğumda bana 1400 yıldır kimse bilemedi mi diyenler 100 yıl önce konuşanlara da 1300 yıldır kimse bilemedi mi diyorlardı. Çünkü 100 yıl önce de eleştirenler vardı. Veya 1800'lere baktığımızda o zamanki tasavvuf alimleri kendilerince bir yorum getiriyordu. Ve onlara da 1200 yıldır kimse bilemedi sen mi bildin falan diyorlardı. Yani bunun sonu yok. 1000 yıl öncesine gidin bugün alim dediğiniz mezhepler kuran tarikatlar kuran Bugün insanların işte bazı sırlara vakıf olduğunu düşündüğü insanlara gidin. Onlara da aynı şekilde 400 yıldır kimse bilemediğimiz, sahabe göremediğimiz sen mi gördün diyenler vardı. Bunun sonu yok. Çünkü gerçekten de kimse bilemedi arkadaşlar. Özellikle İslam'da kimse İslam'ın ne olduğunu bilemedi, anlayamadı. Çünkü hiçbir dinde İslam'da olduğu kadar mezhep ayrılığı yok. Hiçbir dinde İslam'da olduğu kadar farklı yorum yok ki Kur'an'da özellikle fırkalara bölünmeyin Birlik olun, başka yorumlar getirmeyin. Kitap apaçık bir kitaptır şeklinde birçok atıf var, birçok uyarı var. Yani Ali İmran suresi 103. ayette veya Enam suresi 159. ayet gibi bölümlerde bunlar sürekli tekrarlanıyor ama maalesef kimse dinine bağlanmıyor. Herkes bazı hocalara, atalara veya yorumlara bağlanıyor ki bunu da pek yadırgamıyorum. Çünkü zaten bütün bir toplumun gidip tek bir dine aynı şekilde inanması mümkün değil. Bakın din kişi ile tanrı arasındaki ilişkiyi belirliyor. Hatta tanrı demeyelim. Kişi ile inandığı tanrısı arasındaki ilişkiyi belirliyor. Çünkü herkesin tanrısı, herkesin inanma şekli farklı. Bugün 1 milyar kişi bir dine inanıyorsa eğer bu demek oluyor ki o dinin 1 milyar farklı yorumu var. O dine 1 milyar farklı şekilde inanan 1 milyar farklı insan var. Tekerleme gibi oldu ama bu gerçekten böyle. Bir babayla oğlu bile tam olarak aynı inanmıyorlar. Herkesin dinden anladığı farklı, herkesin kafasındaki Allah tanımı farklı, herkesin ibadet anlayışı bile farklı. Bugün yolda 10 tane adam çevirin ve bunlara İslam nedir, Allah nedir diye sorun. Hepsi farklı bir şey söyleyecek. Temelde benzer şeyleri söyleyecekler. Belki ezberlemiş oldukları bir iki şeyi dile getirecekler ama bir iki cümle daha ek yapacaklar. Çünkü o o insanların inandığı şekli. Hani ayette diyor ya senin dinin sana, benimki bana. Bunu başka bir amaçla söylüyor normalde ama bu eğer böyle yorumlarsak doğru. Herkesin dini kendine. Din içinde felsefeyi barındırıyor, biraz olsun bilimi barındırıyor, sorgulamayı barındırıyor ve sorulara cevaplar vermeye çalışıyor. Dolayısıyla ne kadar çok sorarsan, ne kadar çok felsefe yaparsan, ne kadar çok yorumlarsan o kadar farklı bir din ortaya çıkıyor. Zaten bu yüzden bazı ayetler yoruma açık, bazıları kapalı. Mesela adam öldürme Adam öldürme derken ne kadar öldürme? Yarım mı öldürmeyeyim diye sormayacaksın. Veya mal çalma. Ne kadar çalmayayım? 5 lira mı çalmayayım? 10 lira mı çalmayayım? Bunu sormazsın. Ama ibadetle alakalı, inançla alakalı veya ahiretle alakalı şeyleri yorumlayabiliyorsun. Çünkü tam olarak sana belirli bir profil vermiyorlar. Çok yorumlayanlar, çok felsefe yapanlar veya en azından yorumlarını birçok insana kabul ettirebilecek olanlar farklı mezhepler oluşturdular. Bir dinden kendi anladıkları şekliyle bir kol ayırdılar ve millet o yolda, o tarikatta ilerledi. Burada sadece Şii olmaktan veya Sünni olmaktan bahsetmiyorum. Eşarisi var, Maturidisi var, kelamcısı var. Farklı farklı tonla inanma şekli var ve bunların hepsi İslam'ın kolu ve bunların hepsi gerçek İslam olduğunu iddia ediyor. Hasan Sabbah bile kendine göre bir İslam anlayışındaydı yani. O adam dini sadece silah olsun diye kullanmıyordu. Gerçekten de dinde bu inanca uyacak şeyler buluyordu ve bunu kullanıyordu. Belki de gerçekten tam bir mümindi kendi inancına göre. Bunu bilme şansımız yok. Bugün IŞİD de kendine göre bir din yaşıyor. IŞİD'e sorsak onlar gerçek İslam'ı savunuyorlar, cihad yapıyorlar, şeriat getirmeye çalışıyorlar. Allah'ın onlara emrettiği gibi din bütün dünyaya hakim olana kadar savaşıyorlar. Tabii ki IŞİD'i belki Amerika finanse ediyordur, belki onlara silahlarını başka ülkeler sağlıyordur. IŞİD bir piyon olabilir, bir proje olabilir ama fark etmiyor. IŞİD de dindeki boşluklardan besleniyor. Biz de dindeki boşluklardan besleniyoruz. IŞİD'e sorsak Türkler gerçek Müslüman değil yanlış yorumluyorlar. Türklere sorsak IŞİD gerçek Müslüman değil yanlış yorumluyorlar. Bu bugün de böyle bin yıl önce de böyleydi. Özellikle tasavvuf zaten tamamen dini yorumlamak üzerine kurulmuştu. Sufizm de diyebiliriz buna ki tasavvuf zaten Türk İslam senteziyle ortaya çıkmıştı orası ayrı. Çünkü Türkler de İslam'ı tam olarak almamışlardı. Kendi inançlarına göre yorumlamışlardı. Mönheist olanı var, Budist olanı var, Gök Tanrı'ya tapan var. Hepsi kendince bir görüş ortaya atıyor ve birçok alim ortaya çıkıyor. Rabbani ayrı konuşuyor, Arabi ayrı konuşuyor, Mevlana ayrı konuşuyor. Herkes kendine göre yorumluyor. Bir yerde Bektaşiler var, diğer yerde Aleviler var, Yeseviler var. Farklı farklı görüşler var. Bu kadar çok görüşün olması ve zamanında bunların hepsinin hak din veya hak görüş olduğunu iddia etmesi, insanların bunun peşinden gitmesi bu dinin tam olarak anlaşılamadığını kanıtlıyor zaten. Bakın din eğer bir tablo olsaydı, yani bir resim olsaydı, bu resimle alakalı sanatsal yorumlar yapardık. Herkes kendine göre bir şeyler söylerdi. Bence sanatçı burada bunu temsil etmeye çalışıyor. Bence burada şöyle bir mesaj vermeye çalışıyor derdik. Doğru olurdu ama din bir tablo değil. Çünkü hiçbir tablo size 24 saat ne yapacağınızı söylemez. Karınla şöyle yatağa gir, malını böyle bölüş, hayatını şöyle yaşa, bana böyle ibadet et. Bunun gibi şeyleri söylemez. Biz elimizde olan bir varlığı, bir inancı farklı şeylerle yorumlamaya çalışıyoruz. Başka şeylere benzeterek kendi fikirlerimizi empoze ediyoruz. İşimize gelince din bir tablo oluyor, yorumlanmayı açık oluyor, işimize gelince bir silah oluyor. Herhangi bir yorum getirdiğinde kafana sıkıyor. Dolayısıyla burada dinin gerçek veya mutlak anlayışını bildiğini iddia etmek zaten saçmalık. 1400 yıldır bunu yapmaya çalıştıkları için zaten 1400 yıldır kimse bilemedi mi diyorlar. Çünkü bu dinin birçok bilinen formu var. IŞİD de doğru, Türkler de doğru, bin yıl önceki tasavvuf alemleri de doğru. Ama dediğim gibi bugün nasıl bize diyorlarsa bin yıl önce onlara da kimse bilemedi de sen mi bildin diyorlardı. Buna örnek olarak sahabeler bilemedi sen mi bildin derlerdi. Peygamber bilemedi sen mi bildin, namaz nasıl kılınacak sen mi anladın derlerdi. Ve gerçekten de öyleydi. Çünkü sahabeler de bilememişti. Emin olun halifelere de sahabelere de hepsine hatta peygambere bile kimse bilemedi sen mi bildin diyorlardı. Yani adamın kendi getirdiği veya mesajcısı olduğu din için bile ona dini öğretmeye çalışanlar vardı. 1400 yıldır gerçek bir İslam anlayışı olsaydı, 1400 yıldır birileri gerçekten bilseydi emin olun ki bunu görürdük. Emin olun ki başka mezheplere gerek kalmazdı çünkü gerçek tektir. 2 artı 2 4 yapar, 2 artı 2 15 yapar diyen birisini ciddiye almıyorsunuz. Çünkü gerçek belli bir matematik var ve eğer bir din bir kitap varsa bu da anlaşılabilecek bir kitap olmalıdır idrak edilebilecek bir kitap olmalıdır. Ama maalesef 1400 yıldır demek ki kimse akıllı değilmiş. Kimse 1400 yıldır bunu idrak edememiş. Çünkü 1400 yıldır kimse bilemedi mi derken bir bakıma 1400 yıldır kimsenin bilemediğini kabul etmiş oluyorsunuz. Çok mu hızlı konuşuyorum ya? Biraz yavaşlatayım bari öyle konuşayım. Bakın din otorite tarafından kabul ediliyor ve otorite bunu kullanmaya başlıyor. Yani diyanet işleri gibi veya şeriat kanunlarını kendince yerine getiren din liderleri gibi. Sen ya otoriteye boyun eğeceksin, otoritenin dini neyse, yorumu neyse onu yaşayacaksın, düşünmeyeceksin ki bu durumda mürit oluyorsun. Ya da düşüneceksin, yorumlayacaksın ve bu durumda da aykırı olacaksın. Ama ne otoritenin inancı ve yorumu ne de senin inancın ve yorumun gerçek inancı temsil etmeyecek çünkü gerçek inanç diye bir şey yok. 800'lerde yaşayan muhaddislere de yani hadis toplayanlara da kimse bilemedi de sen mi bildin diyenler vardı. Hatta hadis yazarları bile birbirine sen bilmiyorsun, sen yalan söylüyorsun falan diyordu. Örneğin biz bugün Buhari'yi güvenilir bir kaynak olarak kabul ediyoruz. İlahiyatçılara bu okutuluyor, öğretiliyor. Ama Buhari'ye bile o dönemdeki diğer muhaddisler yalancı diyordu. Kafir diyordu, insanları kandırıyor diyordu. Aynı şekilde Buhari de diğer insanlara karşı aynı şeyi söylüyordu. Bütün hadis yazarları birbirine yalancı diyordu. Zaten kütüb-i gibi kitaplarda bunu görebiliyoruz. Herkes bir olayı farklı anlatıyor. Muhaddisler kendilerine göre bir hadis buluyorlar, tetkik ediyorlar ve bunu gerçektir diye kabul ediyorlar. Bir başkası da çıkıp ya 200 yıldır o kadar sahabe geldi geçti böyle bir şey söylemediler. Sen mi söylüyorsun diyorlardı. Bir bakıma haklılardı çünkü hadislerin çoğu uydurmadır. Neyse burayı çok da uzatmanın mantığı yok herhalde ya. Zaten benzer şeyleri söylüyoruz. Hani ana fikri yakalamış olmanız lazım. Bugün 1400 yıldır kimse bilemedi mi diyorlar. 1400 yıl önce de ya bizim atalarımız bilemedi mi diyorlardı. Yani 600'lü yıllarda da aynı muhabbet vardı. Ama şu bir gerçek yani evet 1400 yıldır belki de kimsenin bilmediği bir şeyi bugün Ahmet veya Mehmet bilebilir. Bu bir ihtimaldir. Yani araya 1400 yıl koyunca bir ilüzyon koymuş oluyorsunuz. 1400 yıllık bir tarihi karşıya alıyorsunuz ve 1400 yıl boyunca gelip gidenler mi yoksa bu adam mı diyorsunuz. Tabii ki 1400 yıl daha oturaklı geliyor. Ama bilim tarihi 1400 yıldır kimsenin bilmediği şeyleri bilenler sayesinde ilerledi. Dolayısıyla bu mümkündür. Burayı videonun sonuna bırakayım daha iyi anlatmak adına ve şimdi bir önceki konuya döneyim. Bakın düşündüğünüz zaman peygamber bin yıldan uzun süredir putperest olan bir topluma geldi değil mi? Yani orada insanların birçok ilahı vardı. Kendilerince bir tapınma yöntemleri vardı. Hatta Kur'an'da birçok ayette sen bütün ilahları tek bir ilah mı yapmak istiyorsun Muhammed? Tarzında eleştiriler vardır. Yani aynı şeyler peygambere de söylenmiştir. 1400 yıldır kimse bilemedi sen mi bildin diyenler vardır. Ebu Cehil, Velid bin Muire veya Ebu Leheb ya da Muaviye gibi adamlar zaten bu kafayla ortaya çıkan insanlardı. Eleştiri getiren tiplerdi veya direkt olarak İslam'a karşı savaş açan insanlardı. Çünkü onlara göre de Muhammed Peygamber 1400 yıldır kimsenin bilmediğini, gerçeği bulduğunu iddia ederek ortaya çıkan biriydi ve yalancıydı. Arap toplumu tamamen putperesti, tamamen atalarına inanıyordu. Yani biraz gelenekçilik vardı diyelim. Benim babam ne yaptıysa ben de onu yaparım diyorlardı ki birçok hadiste atalarının dinine yüz çevirme, atalarının inandığına uy diyorlardı. Bu zaten Kur'an'da birçok ayette geçer, Sad suresinde vesaire bunlar anlatılıyor. Dolayısıyla bugün gelip de 1400 yıldır kimse bilemedi sen mi bildin? Ben 1400 yıldır insanlar ne söylüyorsa ona inanıyorum. Diyorsanız eğer bu durumda tamamen Arapların yaptığını yani müşriklerin yaptığını yapmış oluyorsunuz. Gelenekçilik yapmış oluyorsunuz. Kendi aklınıza değil atalarınıza uymuş oluyorsunuz. Ha şunu diyenler çıkacaktır. Hayır ben bir tek Kur'an'a uyuyorum. Kur'an ne diyorsa onu yapıyorum. İyi de Kur'an fırkalara bölünmeyin diyordu. E fırkalara bölünmezseniz yani mezheplere veya hadislere bakmazsanız bu durumda Kur'an'ı anlayamıyorsunuz. Kur'an apaçık bir kitaptır vesaire diyeceksiniz. E apaçık bir kitaptır ama namazı bile tam olarak anlayamıyorsunuz. Bugün hala namaz günde 3 kere mi 5 kere mi bu tartışılıyor. Veya namazı nasıl kılmalıyız bunu tartışıyoruz. Halifelerin hayatına baktığımızda, Abbasilere, Emevilere falan baktığımızda Hadislere bakmak zorunda kalıyoruz. Eğer hadislere bakmıyorsanız İslam tarihi tamamen ortadan kalkıyor. Eğer hadislere bakmazsanız hiçbir ritüel kalmıyor. Dolayısıyla ben bir tek Kur'an'a bakarım dediğiniz zaman öyleyse peygamberin hayatıyla alakalı veya hatta Miraç'la alakalı hiçbir şey söylemiyor olmanız lazım. Çünkü bunların hepsi size göre uydurma. Yani bütün çatısı, bütün iskeleti uydurma şeylere dayanmış bir kitaba inandığınızı söylüyorsunuz ki bu zaten bir mantık hatası. Ama videonun konusu bu değil. Konuyu fazla uzatmak istemiyorum. Zaten bu konuda ne söylesek birilerine batıyor. Her konuda objektif oluyorsun. Her konuyu çeşitli kaynaklarla ve görüşlerle aktarıyorsun. Problem yok. Ama iş dine geldiği zaman en ufak bir eleştiri, en ufak bir yorum insanlar için düşmanlık olarak algılanıyor. Bakın anlayacağınız üzere peygambere de söylendiği gibi peygamber öldüğünden beri 1400 yıldır kimse bilemediğimi muhabbeti sürekli dönüyor. Dolayısıyla 1400 yıldır kimse bilemiyor. Zaten bilmeye çalışanları da susturuyorsunuz yani bir yenilik getiren, yorum getiren, kendince dini bilimle birleştirmeye çalışan, gündeme uyarlamaya çalışanları dini kullanıyor, dini değiştiriyor. Bu adam Yahudi ajanı falan diyerek direkt kapı dışarı ediyorsunuz. Dolayısıyla 1400 yıldır sürekli aynı şeyler söyleniyor. Ama 1400 yıldır söylenen şeyler de 1400 yıl önce peygambere söylenen şeyler. Yani aslında burada 1400 yıldır değil 3000 yıldır kimse bilemedi mi gibi bir muhabbet var ama tabii ki pek de buraları fark etmenizi beklemiyorum. Zira her şeyi de açık açık söyleyemiyoruz. Bir yere kadar söyleyebiliyoruz malum sebeplerden dolayı. Ben bir noktaya kadar muhabbeti getiriyorum, ondan sonrasını bırakıyorum. Neyse burayla fazla vakit kaybetmeyelim. Çünkü bugün 1400 yıldır diyorlar. 100 yıl önce 1300 yıldır diyorlardı. Ondan önce öyle öyle gidiyordu. Bilim tarihinin böyle ilerlemediğini söylemiştim hatırlıyorsanız. Bakın bilim tarihinde hiçbir zaman birisi yeni bir fikirle ortaya çıktığında ya sen Arşimet'ten Aristo'dan daha mı iyi bileceksin demediler. Ha diyenler vardı ama diyenler din adamlarıydı. Gene kendilerince bilimi kabullenemeyen tiplerdi. Bilimde böyle bir olay yoktur. Tabii ki bilimi de dinleştirmemek gerekiyor orası ayrı. Ama bilimin en azından bu konuda objektif ve açık fikirli olduğunu kabul etmek gerekiyor. Çünkü ya bilim değişir, bilim bugün şunu söyler, yarın başka bir şey söyler diyen adamlar İşlerine geldiği zaman bilimi kullanıyorlar. Bugün kuantumla Allah'ı kanıtlamaya çalışan tipler, iş evrim teorisine geldiği zaman ya evrim böyle olmayabilir, bilim yalan söyler. Yarın tam tersini söyleyebilir. Bak Kur'an'da böyle yazıyor diyorlar. Yani bilimi de bir silah olarak kullanıyorlar. Tabii ki aklı başında hiçbir insan bunları yemez orası ayrı ama sonuçta yaşı küçük olanlar veya tam olarak bu konulara hakim olmayanlar maalesef bu şekilde kandırılabiliyor. kandırılamamaları için de birilerinin çıkıp bunları söylemesi gerekiyor. Gerçekten tarihte bir bilim adamı çıkıp da ya sen Newton'dan daha mı iyi bileceksin demişse bile o adama deney ve gözlemle bir şeyleri kanıtladığınız zaman en azından kabul ediyor. Bana ne ben her şeyi bunu kanıtlıyor olsa bile inanmıyorum benim inandığım başka bir kitap vardır demiyor. Einstein kendi teorileriyle ortaya çıktığında ona da ya Newton bilemedi de sen mi bildin diyenler vardı. Ciddiye almayanlar vardı. Ama Einstein gidip yaptığı deneylerle tezini kanıtladığı zaman millet paşa paşa kabul etmek zorunda kaldı. Gerçi Newton tam olarak yanılmadı ama teorisi eksikti. Yani buna da belki başka bir video içinde değinebiliriz. Eğer 100 yıl önceki bilim adamları ya bugüne kadar kimse bilemedi de biz mi bildik mantığıyla baksalardı bugün teknolojimiz, bugün bilimimiz hala 100 yıl öncesinde olacaktı. Çok basit bir şey yani 2 artı 2 eşittir 4. Eğer Tesla floresanlarla, telsizlerle veya elektrikle ortaya çıktığında Yav kos koca Da Vinci bilemedi de sen mi bildin gibi şeyler söyleselerdi bugün elimizdeki elektronik cihazların bir çoğunu kullanamayacaktık. Belki elektriği daha yeni yeni keşfediyor olacaktık. Hadi o dönemde yine Edison gibi insanlar kendilerince ampul vesaire kullanmaya çalışıyorlardı ama sonuçta elektriği nasıl daha yararlı kullanırız ve elektronik aletleri nasıl tasarlarız bunun mimarı Tesla'ydı. Ki burada sanki kimse karşı gelmemiş gibi anlatıyorum. Sanki bilimin önü çok açıkmış. Her yeni teoriyle ortaya çıktığınızda böyle kabul ediyorlarmış gibi anlatıyorum. Ama tabii ki bu da öyle değil. 15. 16. asıra baktığınız zaman yüzlerce bilim adamının sırf yenilik getirmeye çalıştı veya bilim yapmaya çalıştı diye öldürüldüğünü göreceksiniz. Hatta insanların, doktorların vesaire cadıymış, büyücüymüş gibi kazıkları oturtulduğunu, yakıldığını göreceksiniz. Ama hatırlatayım bunu yapanlar da yine kiliseydi, bunu yapanlar da yine din adamlarıydı, bilim adamları değildi. Bunun benzerini yapan bir bilim adamı vardı. Birkaç tane vardır. Ben bir tane örnek vereyim. Mesela Pisagor'a bakalım. Pisagor'un denklemleri artık dinleştirilmeye başlanmıştı. Yani bu adamın buluşlarıyla, bu adamın fikirleriyle Tanrı'nın dilini anlayabiliriz. Evrendeki her şeyi çözebiliriz diyorlardı. Ama daha sonra Hipasus çıktı bir öğrenci ve irrasyonel sayıları buldu. Bulunca hop sen daha mı iyi bileceksin diyerek adamı öldürdüler. Daha doğrusu daha iyi bildiğini biliyorlardı ama hatalarını kabul edemiyorlardı ve bu şekilde bilimin önünü kesiyorlardı. Ki bunu yapanlar da bilim adamlarıydı ama bilimi dinleştirmiş bilim adamlarıydı. Bu yüzden diyorum bilimi dinleştirmemek gerekiyor çünkü bilim 1400 yıldır kimsenin bilemediğini bilenler sayesinde ilerleyen bir alan. Bunu iyi kaydetmek lazım bu yüzden tekrar ediyorum ki akıllara yerleşsin. Çünkü bazı insanlar tek seferde laftan anlamıyor. 5-10 kere söylemek gerekiyor. Hani bugün bazı kanallar var ya, hala evrimle alakalı ara formlar yok falan diyorlar. Bu tezler çürütüldüğü halde hala sanki cevabı verilmemiş gibi aynı şeyleri söylüyorlar. Bunun tek sebebi insanlara bu gibi kalıpların yerleştirilmesi. Evrimle alakalı hiçbir fikri olmayan bir adam bile demek ki ara formlar yok diye düşünecek veya hala NASA bizi kandırıyor, dünya düzdür diyecek. Adam astronomiyi bilmeyecek, matematiği bilmeyecek, 19 vardır diyecek ama bu gibi kalıpları ezberleyecek belirli bir zekanın altındaki insanları bu şekilde uyutabiliyorsunuz veya en azından sempati duymalarını sağlayabiliyorsunuz. Ben de bu şekilde bazı şeyleri tekrar edeyim ve belki bilime sempati duymalarını sağlayabileyim. Amacım bu zaten. Çünkü eğer değişebilir olursak, objektif olursak, ilerleyebilirsek bu gibi saçma sapan sorularla zaman kaybetmeye gerek kalmayacak. Eğer Graham Bell gibi insanlar çıkıp da telefonu bulduğunda onlara ya ne gerek var kardeşim biz 5000 yıldır güvercin uçuruyoruz, posta gönderiyoruz deselerdi bugün telefonda Instagram'a, Facebook'a hatta YouTube'a nah girerdiniz. Newton fizik yasaları denklemleriyle ortaya çıktığında fikirlerini açıkladığında ne gerek var Aristo bize yetiyor deselerdi bugün hala karanlık çağda olacaktık veya Galileo gibi insanlar çıkıp da dünyanın yuvarlak olduğunu söylediklerinde onlara benim kitabımda düz olduğu yazıyorsan yalan söylüyorsun deselerdi. Bugün hala dünyanın düz olduğunu zannedecektik ki gerçekten bugün hala dünyanın düz olduğunu zannedenler var. Onlara da yapacak bir şey yok. Ve burada sanki karşı gelmemişler gibi anlatıyorum. Tekrardan belirteyim. Evet bu adamlara da karşı gelindi. Onlara da "Hayır yanlış söylüyorsun." diyenler vardı. Birçok kişiyi bu şekilde öldürdüler ama sonuçta kazanamadılar. Kimsenin bilemediğini bilenler kazandı. Bilim kazandı ve bugün en azından teknolojimiz bayağı bir gelişti. Yani bugünkü konforumuzu, teknolojimizi Rahatlığımızı biz bu insanlara borçluyuz. 1400 yıldır kimse bilemedi mi diyenlere değil, bilenlere borçluyuz. Bunu da görmek gerekiyor. Öbür türlüsü nankörlük etmek olur. Öbür türlüsü cehalet olur. Zaten bu videoda böyle insanları eleştiriyorum. Hani bu yüzden dedim. Her inanan kişiyi eleştirmiyorum. İnanç ayrı bir olaydır. Ama yobazlık yapanları eleştiriyorum. Çünkü bu yobazlıktır. Biz bir üyelik aldığımızda, bir siteye kaydolduğumuzda veya bir ürün alacağımız zaman karşımıza bir sözleşme çıkar upuzun böyle oku oku bitmeyecek bir şey çıkar. Ve biz bu kullanıcı sözleşmesini okumadan kabul ederiz. Çünkü üşeniriz yani. Direkt tıklarız ve okudum kabul ediyorum deriz. Halbuki orada yazan şeyleri bilmiyoruz. Hukuki olarak bir problem çıkarsa farkında bile olmayacağız. Neye imza attığımızın farkında değiliz. Çoğumuz bunu yapıyoruz. Aynı taktiği dinlere inanıyorken de yapıyoruz. Karşımızda bir din var, bir kitap var ama okumuyoruz sözleşmesini bilmiyoruz, kurallarını bilmiyoruz, ne anlattığını, ne beklediğini, bizden ne istediğini bilmiyoruz. Ama inanıyoruz. O üyeliği alıyoruz, orada gezinmeye başlıyoruz ve bu sözleşmeyi okuyanları kendince bak burada böyle bir şey diyormuş diyenleri kafir diye adlandırıyoruz, cahil diye adlandırıyoruz. 1400 yıldır kimse okumadı da sen mi okudun diyoruz. Dolayısıyla burada biraz aptallık yaptığımızı fark etmek gerekiyor. Karşındaki adam kimsenin bilmediğini bilmiyor olabilir, yanlış yorumluyor olabilir ama adam en azından yorumluyor, en azından okuyor. Sen okumadın, bakmadın, direkt kabul ettin, içinde ne yazıyor bilmiyorsun. Hatta Arapça olmadan bunu anlayamam diyorsun ama Arapçan da yok ve anlamış olduğunu iddia ediyorsun. Daha iyi bildiğini iddia ediyorsun. Hidayete erdiğini iddia ediyorsun ve karşındakine de hidayet diliyorsun. Allah sana akıl fikir versin umarım doğru yolu bulursun diyorsun. Ama sen de doğru yolda değilsin bunun farkında değilsin. Bin yıl önce doğru yorum, hak mezhep, gerçek din zannettiğimiz birçok inanç bugün yok. Aynı şekilde bugün inandığınız mucizevi sistemler veya bazı risale öğretileri bin yıl sonra da kalkabilir ki muhtemelen kalkar zaten. Yeni yorumları getirilir ve onlara da 2400 yıldır kimse bilemedi sen mi bildin derler. Ve bir süre sonra onun gerçek olduğunu düşünürler. Aynı şekilde 3000 yıl sonra aynı muhabbetler yine döner. Din bitene kadar bunlar devam eder. Çünkü din dediğim üzere içinde felsefeyi barındırır ve felsefe sürekli konuşup tartışıp tez, antitez ve sentez yapmayı gerektirir. Her neyse aynı şeyleri söylüyorum. Anlatırken ben bile sıkılmaya başladım artık. Muhtemelen siz de sıkılmaya başlamışsınızdır. Zaten 20 dakika 25 dakika olmuştur diye düşünüyorum. Artık konuyu kapatayım. Dediğim üzere basit bir soru, mantık hatası olan bir soru ve cevabı da basit. Bundan sonra başka örnekler daha ayrıntılı cevaplar yine verilebilir. Onları da size bırakıyorum. Ben şimdilik podcast'i bitiriyorum. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer DioCast'lerde görüşmek üzere.